Neriman, evde kardan kız oldum. Çok soğuk. Fahriye, iyi ki geldin. Geldim tabii, ölüyordum soğuktan. Dışarısı buz gibi. İçerisi de buz gibi. Hangi içerisi bu? Fahriye. Hoş geldin kızım. Gülter ablam, müjdemi isterim. Bizim evde elektrik yok, bu gece sizde kalıyorum. Gerçekten mi? Çok sevindim ya. Ne olmuş kızım elektriğe, Allah Allah. Onu artık Cihan canlısına soracağız Gülter ablacığım. Hala, salep içelim mi? İçelim. Ay, böyle mis gibi tarçın kokusu. Yavaş yavaş. Ah be kızım, siz hiç büyümeyecek misiniz? Salep'i kim yapacak? Sorduğun soruya bak Gülter. Tabii ki sen yapacaksın. Ne var? Bilmem. Yok mu bir şey? Yok. Telefonlara niye bakmıyorsun? Gayet bakıyorum. Ha, söylediğin var ya işte. Söylediğin en kötüsü. Taksi atlayıp şirkete geldim seni görmek için. Ne yapayım oğlum ya? Ne yapayım? Taksi paranı mı ödeyeyim? Ha? Şahika bak bir dakika. Ben sadece bunları sana söylerken... Sadece ne Cihan? Sadece ne? Ne istiyorsun? Hiç. Hiç değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Ece ruh. O ne demek ya? Ne demek biliyor musun? Gözünü kapatıyorsun. Sonra bir açıyorsun. Model değişmiş. Ama içerik aynı. Sana ilk baktığımda dedim ki... Bu da diğerleri gibi. Erkek işte. İnsanın içindeki hiçi bile ister. Allah'ım sen bana ne çeşit bir dert verdin ya. Çok güzel bir gündü. Buralar işte. Bizim mekanlar. Şinasi, geçmişi çok mu özlüyorsun? Benim artık geleceği düşünmem lazım. Geçmişte işim bitti. Evet. Çok ünlü bir besteci olacaksın. O yarın. Dünden de, yarından da daha değerli olanı var. O da bugün. Bugün. Ben artık gideyim. Şirkette görüşürüz. Tamam. Rüya. Teşekkür ederim. Ben de. Sen ne bakıyorsun İnci Arcıoğlu'na? Ha? Hayır ben seni de anlamıyorum. Ne demesini bekliyorsun ki kadının? Zaten seni istemiyor. İstemiyor evet. Ne diyecek o zaman sana? Ah Nerimacığım hoş geldin ailemize hayatımıza mı diyecek demeyecek. Aranızı bozmak için de bulacak bir şeyler. Fahriye Macit'in atölye önüne gelmesi, bana birdenbire sarılması, ellerimi hiç bırakma Neriman demesi falan. Ne bileyim böyle bir garip oldum. Galiba Macit'in korktuğu bir şeyler var. E'si annemin söylediklerini aldırma dedi mesela. Tamam işte Neriman aldırma. Macit annesinin bana bir şeyler anlatmasından korkuyor kesin. En kötü ne olabilir ki? İnci Hanım'ın da dediği gibi. Ne ilk aşkıyımdır ne son aşkıyımdır. En kötü bunlar olabilir Fahriye.
Bir de. Ne bir de? Bir de ne? Bana bak Neriman, sakın vazgeçtim deme. Atarım şuradan aşağı kendimi görürsün ha. Yok Fahriye, vazgeçemem zaten. Yani ben Macit'e çok aşığım. Hah, yola gel şöyle. Ama bu acı çekmeyeceğim anlamına gelmez. Acısına da katlanırım diyorsun. O derece yani. Ha? Anne, nerede kaldın? Gülter ablanı aradım. Aradım Gülter ablayı, çıkalı çok olmuş. Nerede kaldın? Aynı zat senden çok güzel anne olur. Neredeydin, nereye gittin sorar durursun artık. Ay ay, öldüm yorgunluktan, öldüm. Anne sen neredesin? Tövbe yarabbim, çatladınız meraktan. Geldim işte, ne var? Çarşı pazar dolaştım biraz, bir de şey uğradım, ev sahibine kirayı verdim. Ya, ayın kaçı oldu? Hala vermedik mi? Ay, çok ayıp olmuş. Onca şey yaşadık kızım, çıkmış aklımdan. Neyse verdik, bitti o iş. Siz ne yaptınız? Vallahi anne biz yemek yaptık, ablam sağ olsun börek yaptı. Bana da hiçbir iş yaptırmadı. Aferin benim Nezoma. Herkesin kıymetini bilir o. Ah! Ay unutuyordum bak, kolumda kalmış. Bakın ne aldım. O ne? Hay evde çocuk mu kaldı şeker pembesi yün almışsın? Bizim için değil ki. Torunum için aldım onu. Ama pembe bu. Torunum kız olacak Allah'ın izniyle. Ne zaman? Bir de pati göreceğiz bundan. Yelekle patiyi takım giyer. Dejavu dedi ya. Bana dejavu dedi. Bana dejavu denir mi? Denmez kardeşim. Bak o başka bir şey demiştir de senin aklında en anlaşılır o kalmıştır. Gülme be oğlum ya. Hayretmiş. Şinasi ben bu kıza ne yaptım? Sen bir şey yapmamışsındır da senden öncekiler yapmıştır. Oğlum başkasının mektubu niye adresi şaşırır ki? Benim günahım ne? Gerçi ben bu kadın milletini anlamadan bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim kardeşim. Vallahi bak. İlla ki çözeceğim şifrelerini. İlla ki bulacağım hangi dilden konuştuklarını. Ondan sonra da internetten yayınlamayan şerefsizdir zaten. Mağduruz oğlum, mağduruz. Erkek milleti olarak mağduruz. Mağduruz kardeşim, mağduruz. Kadınların ne isteyip ne istemediğini anlamadan zaten 30 yaşına geliyoruz. Ondan sonra da en olmadık biriyle kalkıp başımızı bağlıyorlar. Adına da kader kısmet diyorlar. Yapma ya. Cihan. Şayka sana başka ne dedi? Bak sen bu kadar sinirlenmezsin. Dedi işte bir şeyler, boş ver. Söyle. Oğlum söylesene, benden mi saklayacaksın? Ben Şayka'ya hiç dedim, o da bana hiçin ne olduğunu anlattı. Neymiş? Bilmiyorum işte, ben orayı kaçırmışım yani, ne bileyim. Gülme be oğlum ya. Canım yapma bir hiç uğruna. Oğlum zaten içim yanıyor sen de ya.